medyamız adil ve tarafsız bir üslup benimsemeli. Sayın Adnan Oktay ve arkadaşlarımıza düzenlenen operasyon sonucunda 170 arkadaşımız bir senedir cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. Aleyhlerinde hiçbir somut ve kesin suç delili olmadığı halde tarihte eşine az rastlanır, hukuksuz uygulamalara maruz kalıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi operasyonun ilk gününden itibaren bir kısım medya tarafından görülmemiş bir linç kampanyasına tabi tutuluyor, akla hayale gelmedik iftiralarla itibarsızlaştırılmak isteniyorlar. İddianamenin sunum aşamasına geldiği şu günlerde gerçek dışı olduğu ortaya konmuş dayanaksız ithamlar sırf karalama maksadıyla tekrar servis edilmeye başlandı. Bu furyayla kamuoyunda olumsuz bir yargı oluşması hedefleniyor. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Bilinmelidir ki bu insanlar hakkında hiçbir yargı kararı yok. Daha mahkemeleri bile görülmeye başlanmamış. Bu masum insanlara olmadık iftiralar, hakaretler ve suçlamalar yöneltmenin hiçbir haklı, legal ve meşru yönü olamaz. Böyle bir şey ne kanuna, ne vicdana, ne insafa, ne de insan haklarına uygundur. Kaldı ki mahkeme süreci başladığında ortada hiçbir suç olmadığı, aleyhimizdeki tüm suçlamaların dayanaksız ve geçersiz olduğu ortaya çıkacaktır. Uydurma iddiaların tümüne delil ve belgeleriyle açık ve net bir şekilde cevap verildiği herkese görülecektir. Şu çok iyi bilinmelidir ki Sayın Adnan Oktar bugüne kadar baskılar ve tehditler karşısında vatanını, ülkesini asla terk etmemiştir. Hakkı savunmaya, gerçekleri anlatmaya hep devam etmiştir. 1986 ve 1999'da tutuklandığında da hakkında açılan onlarca soruşturma ve dava sürecinde de böyle olmuştur. Her zaman Türk adaletine ve yargısına güvenmiş, hakkında ortaya atılan iftiralardan hep aklanarak çıkmıştır. Tarihte yargısız infazların, linç kampanyalarının, medyanın güvenilirliğinde ve kamuoyu vicdanında onarılması güç yaralar açtığı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla medyamızın olaylara adil ve tarafsız bir anlayışla yaklaşması, mağdurların haklarını savunan, onlara da cevap hakkı tanıyan, objektif bir tutum içinde olması ve her zaman sevgi üslubunu benimsemesi en güzel olacaktır.